Evet arkadaşlar, bugünkü videomda çok yeni bir drone modeliyle karşınızdayım. Gorilla Falcon 16. Ya aslında şöyle söyleyeyim. Cihaz biraz yani elinize aldığınızda böyle saçma sapan bir kutuyla geldi. Böyle eleştirmek istemiyorum ama kutunun üzerine de sticker yapıştırmışlar. Tasarımsal olarak yani böyle ilk karşılamada Nasrettin Hoca'nın deyimiyle ye kürküm ye kısmında maalesef sınıfta kalıyor. Ama şöyle yapalım. Hemen kapağını bir okuyalım. Şimdi birazdan yakın çekimde gösteriyor olacağım. Neler var? Falcon 16 kameralı drone. Türkiye'nin ilk engel sensörlü drone modeli diyor. Yani cihazın üzerine bir tane şey takıyorsunuz. Bir modül var. Onu taktığınızda bu engel sensörlü oluyor ama tabii bizim anladığımız engel sensörü nedir? Yani ben bugün bir DJI Mavic Pro bile kullanırken anladığım engel sensörü işte karşınızda bir nesne varsa, engel varsa oraya çarpmasını engelleyen şey. Muhtemelen bunda böyle midir değil midir bilemiyorum ama olmaması muhtemel. Çünkü şu an bu cihaz 1000 lira bandında bir cihaz. 1000 lira bandındaki bir cihazda da ben çarpma engel sensörünün olacağını tahmin etmiyorum. Bakalım kutunun üzerinde neler yazıyor. Wi-Fi anlık görüntü aktarımı, HD video kaydı, geniş uzaktan kumanda menzili demişler ama işte yani GPS yok. Ne kadar geniş olabilir ki? Çok açık bir alan. Hiçbir sinyal kesici şeyin olmaması lazım. Biraz hikaye gibi geldi. Yani aslında baştan gömüyormuşum gibi ama yani cihaz her kadar açtığımda da göreceksiniz. 1600 liraya değer mi? Yani 1500 liraya değer mi? Ya da 1000 liraya değer mi? Bunların hepsini kutuyu açtıktan ve uçurduktan sonra karar vereceğiz. Gyro kalibrasyonu var. 360 derece takla demişler ama GPS sinyali işareti koymuşlar. O da komik olmuş. Engel sensörünü yazmışlar. Otomatik iniş kalkış koymuşlar. Uygulama kontrol demişler. İşte kimmiş? Üreticisi yazıyor. Made in China. Çin'de üretilmiş bir drone. 14 yaşın üstü. Hiç alışık olmadığımız bir marka. Gorilla Case'i zaten hepimiz biliyoruz. Dünyaca meşhur bir marka. Bu da Gorilla markalı bir drone. Şimdi bunu açalım. Önce şöyle yapalım mı? Şimdi bunu sökelim. Şurada birbirine de yapıştıralım. Şuraya şunu kaldıralım ortadan. Şimdi kutumuz şöyle bir taşıma kutusu var. Evet, böyle kompakt bir şey. Şimdi bunu açıyorum. Bakalım içinden ne çıkacak. Genelde çantaları ters açarım ama ters açılmadı. Bir poşet var. Poşetin içerisindekilere geçeyim önce. Hemen bakalım ne var. Kanat poşete yapıştı. Poşetin içinde 1, 2, 3, 4 tane pervane var. Minnacık, şöyle ufacık, incecik, zar kadar 1, 2, 3, 4 tane kanadı korumak için. Kanat koruyucu, bir tane şarj aleti. Bu ne? Bu mikro USB şey değil yani Type-C değil. Mikro USB. Bir tane tornavida. Ama ben tekrar sizi uyarayım. Cihazlara asla ama asla kendiniz müdahale etmeyin. Teknik servise işi bırakın. Bakıyoruz bir takım ıvır zıvır kağıtlar işte. Gorilla, Falcon 16 drone falan yazıyor üstünde. Muhtemelen nasıl kullanıldığını anlatıyordur. İşte uygulamanın falan QR kodunu koymuşlar. Şöyle bir işe yaramaz. Birkaç kağıt parçası. Cihazımızı açıyorum. Şöyle katlandığı da çok ufak. Önünde de Gorilla logosunu basmışlar bu arada. Şöyle cihazımı katlayayım tekrar. Boyutunu görmenizi istiyorum. Şöyle katlayayım. Cihaz avucum kadar. Benim elim bir de küçüktür aslında bakarsanız. Şöyle düşündüğünüzde işte şu parmağınızın iki boğumu kadar kalınlığı var. Bir el katlandığında böyle. Şimdi açalım. Tabii şimdi açtığımızda daha büyük oldu. Hatta kendi çantasından bile büyük hale geldi. Üstüne bir soket girecek bir yer var. Buradaki soket girecek yerin modülü de herhalde kutu içerisinde. Şu mu? Evet, şuradaki kumandanın yanındaki göze koymuşlar. Şöyle bir aparat var. Bu aparat nedir? 1, 2, 4, 5. 5 tane üstünde kamera var bunun. Nasıl yapacağız? Şöyle takacağız herhalde. Bunu takalım. Evet, artık yaşlanıyorum. Gözüm görmüyor. Düzgün de takamadım herhalde. Taktım. Bunu takıyorsunuz. Şöyle de klipsleri var kenarlarında. Klipslerinden şöyle oturtacağız. Ben oturtabilecek miyim? O önemli. Tamam, şöyle oturdu. Evet, bu engel sensörü kısmı benim anladığım kadarıyla. Yanında drone logosu var. HD kamera diyor. Altında da bir kamera daha var. Şurada bir kamera daha var. Yani kaç tane etti? Kendi görüş kamerasını saymazsak 1. 5 tane de burada var.
6 tane kamerası var cihazın. Kullanabileceğimiz. Bir tane üstünde batarya var. Bir tane buradan çıktı. Kaç miliamper olduğu yazıyor mu bataryanın? Sadece Made in China yazıyor. Muhtemelen 500 ya da 750 miliamperlik bir batarya. Bir de kumandamız var. Kumandamızın da zaten şuradan belli, şöyle gördüğünüz zaman diyorsunuz ki burada lan ne olmuş, buraya bir ayırmışlar diyorsunuz. Şöyle kalkan bir yeri var. Bu kaldırdığınız zaman da buraya telefonu sokabiliyorsunuz. Antenler var cihazın üstünde. Bakın şeyleri, ben diyorum joystick başları yok. Joystick başlarını şu altı gizlemişler. Sanırsın Mavic Pro. Şöyle nasıl girecek buraya? İtecek miyiz? İttik. Evet, oldu. Kameraman doğrudan bana el hareketiyle gösteriyor. Kardeş biz bilmiyor muyuz nasıl sokacağımızı yani. Her erkek bu konuda tecrübeli oluyor. Şimdi evet. Kurtbaşı şeylerimizi taktık buraya. Joysticklerimizle. İşte iniş kalkış ve fotoğraf çekme, video çekme butonlarını aynı yere koymuşlar. Yine burada da aynısı var. Otomatik durdurma var. Açma kapama düğmesi var. Burada ne var? Şöyle bakalım. Hızını ayarlıyor. Trim yapıyor. Kamera çekiyor. Otomatik. Bunda mesela home işaretini koymuşlar ama ben ondan bahsedeyim size. Bir yanılsama yaşamayın cihazı kullanırken. Basılı tuttuğunuzda bu cihazlar, bu bugün piyasadaki tüm modellerde geçerli. İşte E58'inden tutun da işte CX07'sine kadar basılı tuttuğunuzda kumandaya doğru cihaz gelmeye çalışır. Gelir diye bir garanti yok. Yani başka bir frekans karıştırırsa hadi size eyvallah der, cihazınızı aramaya başlarsınız. Kamerasını kumandadan aşağı yukarı hareket ettiriyor musunuz? Ben de diyorum ki bu tek tuş iniş kalkış. Hayır. Kameranın üzerine ok işareti koymuşlar. O kamerayı yukarı çıkartıyor ve aşağı indiriyor. Yani hareketli gimbal'ı var. Böyle de enteresan bir cihaz. Şöyle söyleyeyim. Az önce bu 1000 liraya değer mi diye düşünüyordum. Ama bugün kamerası hareket edebilen bir cihaz. Piyasada benim bildiğim bir E58 Pro var. Onun haricinde hangisi var? Amatör için konuşuyorum. Hiç yok. E58 aslında GPS'li olduğu için diğerlerinden tamamen ayrılıyor. Bu cihazı, kamerasını kumanda üzerinden hareket ettirebiliyorsunuz. Müthiş bir özellik. Ama siz olun. Bunu dışarıda uçurmayın. Cihazın en güzel yanlarından bir tanesi, şöyle tartıyorum, 100-150 gram civarında bir ağırlığı var. Yani sihirbazlık kaydı gerektirmiyor. İstediğiniz yerde gönül rahatlığıyla uçurabilirsiniz. Motorlarımız zaten coreless, brushless, yani fırçası motor kullanılmamış. Önünde de ışık var. Cihazdan da bahsedeceğim. Bir bataryada herhalde 10 dakika falan uçuyor kılavuzuna göre. Şimdi bunu bir hemen 2 dakika bir şurada uçurayım. Engel sensörlerini falan test edelim. Çünkü mesela taklayı çok güzel attığına dair bir tanıtım metni yayınlamışlar. Gerçekten öyle mi? Ona bakacağız. Taşıma çantası da gayet kompakt. Alınır mı? Yani hani oyuncak olarak çocuk el becerilerini, motor becerilerini geliştirsin diye bence alınır. Spider-Man alacağınıza, Batman alacağınıza bir tane drone alın. En azından çocuğunuz bir şeyleri kontrol etmeyi öğrensin. Ben öyle yapıyorum çünkü. Şimdi hemen cihazı uçuralım. Orada da yine uçururken görüşlerimi sizinle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, şimdi cihazı açık alanda uçurmayacağım. Şöyle hemen cihazı üstündeki düğmeye basarak cihazı açıyorum. Sonra kumandayı açtım. Şöyle bir yukarı bir aşağı yaptım. Eşleşti. Nasıl kalkıyor? Kullanım kılavuzuna bakarsak sadece yukarı iteklediğimizde çalışması lazım. Wow. Çalıştı. Bir kere yukarı itekledim. Çalıştı. Bir daha yukarı itekledim. Uçtu. Şimdi şöyle biraz kontrolsüz uçuyor. Kapatma düğmesine, kumanda üzerindeki, bir kere daha bastığımızda engel sensörünü açacak. Şimdi bakın kendi kendine gidiyor bir yerlere doğru. İçerideki hava salınımıyla alakalı. Şimdi engel sensörünü açtım. Oo, nasıl ötüyor. Ama bana geri çektim. Çektim cihazı. Evet. Şu an hiçbir şey yapmıyorum. Engel sensöründen dolayı. Evet, yanına kameraman yanaştı bizim biraz. Yanaştığı zaman cihaz kendini kaçırdı. Aslında güzel. Çok da güzel. Mesela bir elini itekler misin? Elin bir görünecek şekilde itekleyebilir misin? Ne yapacak? Şu üst taraftaki sensöre doğru. Üst taraftaki sensöre doğru. Evet, hemen geriye doğru kaçıyor. Bu da güzel. Şöyle bir şey deneyelim o zaman. Şöyle. O da çok dar. Evet, ileri doğru gitmiyor. Daha fazla götüremiyorum. Zaten kulağımı da yırtarcasına bir ses çıkartıyor. Engel olduğuna dair. Şöyle. Mesela duvara doğru götürüyorum. Çarpacak mı? Çarpmadı. Şöyle bir şey var. Şöyle.
Şimdi onu anlatmam lazım. Şu bir indireyim de. İndireyim de öyle anlatayım. Çok enteresan bir şey. Cihazı kaldırıyorsunuz. Bunda herhalde şarjı bitiyor. Etraftan bulduğumuz pille deniyoruz. Bir kapatın da pili, şarjı bitmesin. Şimdi cihazı duvara doğru götürdüğümde şöyle bir salınım hareketi yapıyor. Yani onu nasıl gösterebilirim size? Şöyle geliyor ve geldiğinde hemen kendini geri doğru çekiyor. Bu efsanevi bir şey. Yani 1000 liralık bir drone'a bunu nasıl koymuşlar? Öncelikle koymayı düşünen aklı tebrik ediyorum. Ve bu cesaretlerinden dolayı kutluyorum. 1000 liralık bu drone'da böyle bir özellik varsa bence başka bir drone almayın. Yani sadece bunu alsanız çocuğunuz için yeterli. Evde de herhangi bir yere çarpmaz. Tekrar söylüyorum nasıl harekete geçiyor. Cihazı uçururken kapatma düğmesine bir kere hafifçe basıyorsunuz ve engel sensörü devreye giriyor. Muazzam bir özellik. Başka hiçbir özelliğini test etmenize bile gerek yok. Cihazı alın, gönül rahatlığıyla çocuğunuz evde uçursun. Siz üstünüze gitseniz bile ya kumandadan uyarı veriyor, kendini geri kaçıramazsa çünkü arkada da bir sensör olduğunda aynı benim mesaj az önce beni hissetmişti. Ya da gittiği yerden hafiften kendini geri atıyor ve oraya doğru gitmeyi reddediyor cihaz. Bu da bence güzel. Aslında bunu niye bu zamana kadar düşünüp de yapmamışlar? Çok enteresan. Arkadaşlar gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Gorilla Falcon 16 sihirbazlık kaydı gerektirmiyor. 1000 TL bandında alınabilecek en güzel cihazlardan bir tanesi bundan sonra benim için. Zaten bununla alakalı bir video çekeceğim. Orada da bundan bol bol bahsedeceğim.